Bu programla beraber Fibonacci sayı dizisi terimlerini hatta ilk 100 terimini ekrana yazdıran bir algoritmayı tasarlayacağız. Öncelikle Fibonacci sayı dizisi nedir bundan biraz bahsedeyim. Fibonacci sayı dizisi kendinden önceki iki sayıyı toplayarak yeni değeri elde eden bir sayı dizisidir aslında. Atıyorum işte atmıyorum şöyle başlar. İlk iki sayısı bellidir. İlk iki sayısı birdir. 1 bir artı 1 eşittir 2. 2 artı 1 eşittir 3. 3 artı 1 eşittir işte bilmem ne. Ha, 3 artı 2 eşittir bilmem kaç. Böyle böyle toplayarak gider. Biz bu algoritmada gelişmek için bu Fibonacci sayı dizisini algoritmada yapmaya ve ilk Fibonacci ilk 100 terimini Fibonacci'nin ilk 100 terimini yazdırmaya çalışacağız. Daha önce vaktimizi almaması için ben e, akış diagramını çizdim ama hiç merak etmeyin. Tane tane anlatacağım sizlere. İlk olarak başla işaretimi koyarak başlamışım. Her programda olması gerektiği gibi bir elif sembolü içerisinde ya da işte farklı semboller de vardı. Onu kullanarak başla işaretimle başlamışım. Ve ardından benim ilk 100 Fibonacci terimini yazdırmam için bir sayıcı ihtiyacım var. Benim kaçıncı değerde olduğumu bilmem için, ilk 100 terimi saymam için benim bir sayıcı ihtiyacım var. Sayacımı oluşturdum, sayaç değişkenimi oluşturdum ve sayacımı sıfırdan başlattım. İkinci işleme geldim. Benim Fibonacci'nin ilk terimine ihtiyacım var. Çünkü neydi? Fibonacci'nin ilk iki terimi belliydi. 1 bir artı 1'di. Yani 1 bir ve 1'di. O yüzden ilk terimin işaretini A yaptım. Yani ilk terimin ismini A verdim. Küçük bir terim olsun diye siz işte değişik isimler verebilirsiniz. İlk terimdir. İşte başka sayılar isimler verebilirsiniz. Ben A demek istedim. A dedim ve bunun değeri 1 dedim. Ardından bu A değerini yazdırdım ekranıma. Her şey çok güzel. Tamam. 1 yedim ve 1'i yazdırdım. Fibonacci'nin ilk terimini yazdırdım. Ardından ikinci terimini yazdırmam gerekiyor. İkinci terimi de 1'di. İkinci terimine de B dedim. Ve B'yi de ekrana yazdırdım. Tamam her şey çok güzel. Güzel gidiyor. Birinci ve ikinci terimlerini yazdırdım. Fibonacci sayısı nasıl işliyordu? Kendinden önceki iki terimin toplamını yeni değer olarak ekrana yazdırıyordu. Aynısını yaptım. İşlem kutusu içerisinde A değeriyle yani ilk değerle e, ikinci değeri toplayarak yeni bir C değeri elde ettim. Buna da C ismini verdim değişken olarak. C değerini ise ekrana yazdırdım. Her şey şu an çok güzel. Fibonacci'nin ilk 3 terimini yazdırdım. C sayısını yazdırdıktan sonra ise sayacımı bir arttırdım. Evet sayacımı arttırarak devam ettim. İlk 3 terimi yazdırdım. Her şey çok güzel gidiyor. C sayısını yazdırdım. İşlemini yaptı ve sayacımı bir arttırdı. Bir kere saydı. Yani bir kere bu C işlemini yazdırdı ekrana. Sonra diyorum ki ben ilk 100 terimi yazdıracaktım. 2 e, terimi yazdırdım. 1 etti. Yani iki terimi zaten baştan yazdırmıştım. Onu işlemin içerisine katmama gerek yok. A ve B değerini zaten yazdırdım. Geriye kaç değer kaldı? 98 tane yazdırmam gereken sayı kaldı. O yüzden sayacımı 98'e kadar götürüyorum. Fark ettiğiniz gibi sayaç eşittir 98 mi diyor. Hani bir arttırarak diyor ya sıfırdan başlayıp. 98 tane sayı yazdıracak şimdi. Çünkü iki tane sayı zaten baştan yazdırmıştım. Bu ince nüanslara dikkat edin. Eğer isterseniz tabi hani sayacı ben sıfırdan başlatmışım. Siz ikiden de başlatabilirsiniz. Bu da farklı bir yoldur. O da kabul görür. Siz nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Dedi ki işte sayaç değeri 98'e geldi mi? Varsayalım ki gelmedi. O zaman ne yapacak? İşte çok önemli bir noktaya geldik. O zaman şunu işlemi yapacak. Diyecek ki A sayısının pardon B sayısının içerisindeki değeri al. A sayısına yolla. İkinci işlem olarak şuradaki oku unutmuşum. Oku da hemen koyayım. Tekrar anlatayım. Dedi ki B sayısının içerisindeki değeri al. A sayısının içerisine at. B sayısı neydi? Birdi. Bir sayısını al. A sayısının içine at. A zaten birdi ama bu ilerleyen zamanlarda değişecek. Hiç kafanızı takmayın. Ardından ikinci işleme geldi. Dedi ki bu sefer de. C sayısını al. Hani sen yukarıda C'yi C nasıl bulmuştun? A ile B'yi toplayarak. Yani 1 ile 1'i toplayarak bulmuştun sen. C sayısını al bu sefer de. Yani 2 değerini al. B'nin içerisine at. Şu an ne oldu? A 1 oldu. B 2 oldu. Şimdi tekrar işleme geçecek ve 1 ile 2'yi toplayıp yeni C değerini oluşturacak. Yeni C değerimiz 3. 3'ü gelip ekrana yazdıracak. C'yi ekrana yazdıracak ve sayacı 1 arttıracak. Sayıcı bir aktan sonra tekrar soracak. Diyecek ki 98 e eşit mi? Hayır değil. Daha sayıcımız 2. Tekrar gelecek. Aynı işlemi tekrar yapacak. Diyecek ki kardeşim B sayısı şu an kaçtı? B sayısı e, işte kaçsa al o B sayısının içerisindeki değeri A'ya yolla ve ikinci işlem olarak geç. C sayısı kaçtı? 3'tü. C sayısını ise gel işte B'ye at. Ve tekrar toplama işlemini yap. Bu şekilde 98 kere bu yazdırma işlemini, C işlemini yazdırma, C değişkenini yazdırma işlemine devam edecek. Diyelim ki 98 oldu. E Artık program verdiğim amacı yaptı. işlemini yerine getirdi. Artık ne yapacak? Kendisini kapatacak. Olayı bitirecek. Umarım anlatabilmişimdir. Aklınızda oluşan soruları altta yorum olarak yazabilirsiniz. Cevaplayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.